Ben şüphesiz bugün bütçesi görüşülen kurumlar üzerine konuşacağım ama öncesinde çok kısaca şunu ifade edeyim. Bugün sabah 4 gün önce gözaltına alınmış olan Şemdinli Belediye Başkanımız tutuklandı. Ve yine bu sabah Yenişehir ve Diyarbakır'ın Yenişehir ve Kayapınar Belediye Başkanları ise gözaltına alındı. Şurada yine şu meclisin özellikle bilgisine sunmaya devam edeceğim ben. Bugün gözaltına alınan Kayapınar Belediye Başkanımızın dosyasını tutan savcıya gitmiş arkadaşlar, avukat arkadaşlar. Gözaltına alınma gerekçesi 2007 yılında Demokratik Toplum Kongresi'nde yapmış olduğu bir konuşma. 2007 yapılan bir konuşma, 2016 önce belediyeye bir kayyum atanması, belediyeye el konulması, oradaki halkın iradesinin gasp edilmesine karar verilmiş. Buna herhalde uzunca bir süre gerekçe aramışlar, bulamamışlar. Gitmişler 2007 yılında buldukları bir konuşmayı gerekçe yapmışlar. Aynı şekilde Yenişehir, Şemdinli belediye başkanlarımızınki de çok farklı değil. Birkaç örnek daha vereceğim. Bundan 40 gün önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarımız sevgili Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tutuklanıp yerlerine kayyum atandı. Gültan Kışanak 2009 ile 2012 arasında Demokratik Toplum Kongresi'nin eş başkanlığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Zinhar böyle bir şey yok. Gültan Kışanak, bırakın 2009-2012'yi, bir gün bile Demokratik Toplum Kongresi'nin eş başkanlığını yapmamış. Bir diğer husus, bırakalım onu. Gültan Kışanak, sayın belediye eş başkanımızla ilgili hazırlanmış dosyada 60'ı aşkın sayfa onun Demokratik Toplum Kongresi'nin eş başkanlığı yaptığı üzerine kurulmuş. Bu kadar hukuktan yoksun, bu kadar mesnetsiz iddialarla önce bir belediyeye el konmaya karar veriliyor, ondan sonra böyle çakma hukuki gerekçeler oluşturuluyor. Aynı şekilde Fırat Anlı eş başkanımız ise şu gerekçeyle tutuklandı. 2009 yılında ve 2015 yılında yapmış olduğu konuşmalar da umuma açık. Polis kameraları, basın mensuplarının olduğu yerlerde, kitle etkinliklerinde yapmış olduğu konuşmalar. Halkımıza bütün bu usulsüzlükleri, siyasi kararlarla önce arkadaşlarımızın gözaltına alınıp tutuklanması, daha sonra ise halkın iradesine el koyma ve gasp etme anlamına gelen belediyelere kayyum atanma öyküsü böyle gelişiyor değerli arkadaşlar. Bunu bütün halkımız, bütün Türkiye, bütün 79 milyon insan iyi bilmeli. Bir usta daha dikkat çekerek ben bu kurumların bütçesine dair zamanım yettiğince parti görüşlerimizi paylaşacağım. Gerek Sayın Kışanak, Sayın Anlı, Sayın Kayapınar ve Yenişehir Belediye Başkanlarımız, gerekse İdris Baluken ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla ilgili düzenlenmiş fezlekelerin tamamı şu iktidar tarafından terörist ilan edilmiş, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ve terörist suçlamasıyla tutuklanmış olan savcılar tarafından hazırlanmıştır. Şu anda İdris Baluken'in tutuklanmasına konu olan savcılık dosyasının altında tutuklu bir savcının imzası var. Buyurun. Kiminle iş yapıldığını, kimin aklıyla iktidarın hareket ettiğinin birkaç veciz örneğidir. Bunlarla ilgili onlarca dosya sunabiliriz. Şimdi Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Medya şu ülkede hiçbir zaman özgür olmadı. Medya hiçbir zaman bağımsız olmadı. Aslında medyayı biz Cumhuriyet tarihi boyunca hep ikiye ayırdık. Birincisi, bağımsız kalmaya çalışan ama ekonomik sıkışmışlık cenderesi altında can çekişerek de olsa kıt kanaat koşullarda gerçek basın mensubu ve organı olmaya çalışan medya vardı. Bir de sermayedarların sahip olduğu arkasında holdingler bulunan medyalar vardı. Bu iktidarla alakalı bir durum değil. Çünkü Türkiye'de sermayedarlar
medyayı siyaset üzerinde algı yaratmak ve kendi pozisyonlarını meşru kılacak araç olarak gördüler. Ve yıllar yılı bu böyle devam etti. Medya sermaye yapılacak bir amaç değil, sermayelerini sürdürecek bir araçtı sermayedarlar için. Ya değilse medya bir amaç değildi onlar için. Eski Türkiye'de değerli arkadaşlar, medya siyasete istikamet veriyordu. Yeni Türkiye'de ise özellikle mevcut iktidar tarafından özel medya yok edildi, çoğulculuğu kaybedildi. Medya tek renge, tek sese, monotonluğa ve vesayetin altına alınmış bir medyaya dönüştürüldü. Medyalar arasında, medya organları arasındaki çoğulculuk böylelikle yok edildi. Bir de bunlar dışında zorlu ama onurlu bir şekilde kendine düşen görevlerini yapmaya çalışan basın mensupları ve organları vardır, var olmaya çalışıyorlar. İşte bunlar her dönemin medya mensuplarıdır. Bunlar işten atılırlar, gözaltına alınırlar, tutuklanırlar, sarı basın kartları iptal edilir ama bütün bedelleri öderler, bağımsız ve tarafsız kalmaya, iktidarın bütün baskı politikalarına rağmen onurlarını korumaya çalışırlar. Gerçek basın ve medya mensupları bizim için onlardır. Değerli milletvekilleri, şimdi daha önce 4 yıl görev yaptığım radyo televizyon üst kurulu ile ilgili birkaç hususa dikkat çekeyim. Malumumuz, özellikle kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan radyolar, televizyonlar ve gazeteler var. Ben bunların radyo ve televizyonla alakalı boyutunu söyleyeyim. Sayın RTÜK Başkanımız burada. Kurumunuz gücünü, kuruluşunu anayasanın 133. maddesinden alır. Yani siz anayasal bir kuruma başkanlık yapmaktasınız. 6112 sayılı radyo televizyon yasası ise bu 133 bağlamında çıkarılmıştır. Düşünün, anayasal olan bir kurum, iş ve işlemlerini anayasaya göre yapan bir kurum, kanun hükmünde kararname ile lağvedilerek, bypass edilerek radyo ve televizyonlar kapatılmaktadır. Buna bizim artık kanun hükmünde kararname deme imkanımız yok. Çünkü KHK'lar kanunlara, yasalara baskın gelebilirler. Anayasaya baskın gelemezler. RTÜK de yaptığı işi herhalde anayasadan alarak yaptığını biliyordur. Bir diğer husus, şunu da ifade edelim değerli arkadaşlar. Bakın, kapatılan radyo ve televizyonlarla ilgili olarak Sayın RTÜK Başkanı'na ben soruyorum, ilgili bakan gelsin burada yanıtlasın. KHK'lardan sonra 2002'de sizden önceki iktidar döneminde çıkarılmış olan ve Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında yasalaşmış olan ana dilinde, yani farklı dil ve lehçelerde yayın yapma hakkını koruyarak bugün yayında olan kaç kanal kaldı? Bugün Kürtçe yayın yapan kaç radyo var, kaç televizyon var? Sizden önceki iktidar çıkarmıştı bunu. Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde çıkarmıştı. Özgürlükler sizden önce genişletildi, siz yasakçı zihniyete devam ediyorsunuz. Çünkü muradınız çoğulculuk değil, tekçilik. Çünkü siz özgürlüğü değil, maalesef yasakçı bir zihniyeti evla gördünüz burada. Yine belirtelim değerli milletvekilleri. Değerli arkadaşlarım, bakın, RTÜK'le alakalı olarak ifade edelim. Keşke Sayın Bakanımız burada olsaydı da söyleseydim. 1 Ekim günü yasama yılının resepsiyonu yapılırken bir medya mensubu soruyor. Neden KHK ile radyo ve televizyonlar kapatıldı? Sayın Kurtulmuş söylüyor. Diyor ki, eğer yanlışlıkla kapatılan, haksızlığa uğrayan varsa rapor sunar, itiraz ederler, raporlar hazırlanır, gerekirse bakarız. Yani bunun adı şu: önce kapatıyorsunuz, yani birini öldürüyorsunuz, gömüyorsunuz, ondan sonra bu suçlu muydu, suçsuz muydu diyorsunuz. Kapattınız ya, mallarına el koyup mallarını TRT'ye taşıdınız ya. Böyle bir gaspçı kültürle hareket ettiniz ya. Şimdi mesele bu iken kalkıp medya özgürlüğünden, basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değildir. Bir de şu sarı basın kartlarının iptaliyle ilgili olarak söyleyeyim. Kimin gazeteci olacağına o kartlarla siz karar veremezsiniz. Avrupa'da birçok ülkede kartları basın sendikaları vermektedir. Devlet vermez. Eğer devlete kalsa zaten sarı basın kartları iptal edilecek,
ak basın kartları çıkarılacak. Sadece kendilerine çalışan basın mensuplarının meslek